yelkenle maceram veyahut da ilişkim diyelim daha ilkokul sıralarında, ilkokul ya da bitirdikten sonra başladı. Fenerbahçe'de oturuyoruz, Dalyan'da. Babamın bir sandalı var. İşte ben de Sadun abinin, Sadun Bora'nın Pupa Yelken kitabını okumuşum. O kitabı okumuşum, hayatım değişmiş. Bir dünya seyahati yapacağım kendi teknemle. Ama elimizdeki tekne birkaç metrelik bir bindirme sandal. Dalyan'da Hasan Reis'in kayıkhanesinde duruyor, orada Tonoz'a bağlı. İlk yelkenimi ona diktiydim. Diktim de sayılmaz da, evdeki yatak çarşafından. Yatak çarşaflarını bir gün topladım. İşte küreyi de baş üstüne öyle bir şeyle, halatla bağladım. Altını destekledim, sağlamladım. Yelkenin üst tarafını, alt tarafını bağladım. Küreğe. Onunla çıktıydım. Çıktım gittim. Güzel kıç omuzluktan bir şey aldım. Rüzgar aldım. Adaya doğru gittim. Bayağı da yaklaşmışım. Kınalıyla şey arasına, Burgaz arasına. Akşamüstü hava döndü. Şeyden, Poyraz'dan esiyor karadan. Tabii gelmek mümkün değil. Torba gibi bir şey derken. Gelip çektiler de Hasan Reis'in gece geç vakit beni bulamayınca aramaya çıkmışlar. Hasan Reis balıkçı teknesiyle annem falan geldiler, aldılar, elimden tuttular. Ondan sonra süklüm süklüm annemin peşinde eve gittiydim, hiç unutmuyorum. İlk yelkenim oydu. Ondan sonra 1980'de ilk kendi teknemi yaptım. Ayvansaray'da bir 6 metrelik başkıç bir İstanbul kayığı altını kontrol murga yaptık, yelkene gelsin diye uzattık altını. Oraya meşeden bir şey yaptıydı kontrol murga. Üstü ön taraf kapalı ama açık, ön baş altı var. Onun bir direği vardı, sulup arma. Onun yelkenlerinde yine Perşembe Pazarı'nda, şimdi ismini hatırlayamıyorum, bir adam vardı, yelkenci. Ona diktirdiydim. O da dikiyor, ufak bir dükkan. Böyle bakkal dükkanı gibi bir şey. Onun içinde yelkenleri işte alıyor, eliyle önce kesiyor. Bir tane de adamı var, adamı kesiyor, o dikiyor. Daha sonra uzaklarla dünya seyahatine çıkmadan önce üstünde çok eski İngiliz malı yelkenler vardı. Tekne zaten 72 yapımı, biz 92'de aldık, 91'de ya da. Eski elek gibi yelkenler, onları İstanbul'da yelken diktirdim bir yelkenci arkadaşa. Ama o da tam iyi olmadı. Neyse çıktık o yelkenlerle, yepyeni yelkenler görünüşte. Gittik şeye kadar, bayağı neredeyse yolun yarısını geçtik. Avustralya'da çıktıktan sonra bir gün akşam, 2-3 gün geçti, gidiyoruz Endonezya'ya doğru. Pat dedi bir ses. Kamerada içeride ben öyle uzanmışım vardı ya da biraz dinleniyorum. Bir çıktım, ana yelkende kocaman bir delik ortasında. Sanki göktaşı düşmüş gibi. Allah bu nedir? Havada da öyle bir şey yok. En fazla 15 knot, belki de işte sağanaklarda 20 knot bir rüzgar. Gece vakti, baktım iş tamir olacak gibi değil. İçinden ben geçerim, bittikçe de büyüyor yırtık. Neyse indirdik ama yelkensiz kalınca nasıl insanın morali bozuluyor, tamir edilmeyeceği de anlaşıldı. O arada çok moralim bozuldu, teypten bir ses, Timur Selçuk'un sesi. Denizler ortasında yelkensiz kaldım diye onun bir şarkısı vardır, o şarkı çalıyor. İşte Zuhal koymuş onu, bakmış benim şeyim bayağı moralim bozuk. Her neyse sabah oldu, eski yelkenleri taktık. Bütün Endonezya'yı öyle geçtik, o elek gibi eski yelkenlerle. Daha sonra Avustralya'da, Bali Adası'nda Avustralyalı bir yelkenciyle tanıştık. Bu Rolly Tasker isimli bir yelkenci. Avustralya yelken takımında şampiyonlukları var, yaşlanmış iyice. Orada bir loft açmış yelken meyeri Bali'de. Kocaman bir şey. Ona gittik. Ondan sonra dedi ki eski yelkenleri de götürdüm yanımda. Hani belki o bir şey yapabilir, biz tamir edemiyoruz.
Baktı dedi, bu dedi çöp dedi, yani istersen yani ben atayım seni yerine çöpe dedi. Sana ben bir yelken dikeceğim dedi. Turbolu olacak bu yelken dedi, hiç unutmuyorum. Nasıl olacak Rolly? İşte full baten yelken. Tamam dedik, dikti yelkenleri. Hakikaten yani adam gibi bir yelkendi. İlk adam gibi yelkenim ve Avustralyalı denizcinin diktiği yelkendi. Ondan sonra Serdar'la görüştük son bu seyahatten önce. Serdar'ı ben UK Sales'den Serdar'ı ta Çekim Alat zamanında Fenerbahçe'de çalışırken, Fenerbahçe'deydi o zaman, oradan tanıyorum. Malzeme alırdım, halat alırdım, tekneli bir takım malzemeler alırdım. Dedik Serdar dedi, ben dedi tam dedi senin dedi amacına yönelik Antarktika'ya gideceğiz çünkü yani zorlu bir yolculuk bu seferki. Güney Okyanusu'na gidilecek. Güney Okyanusu'nun metini işte, veyahut da işte kötü şöhretini duyuyoruz, okuyoruz kitaplardan neler yaşanmış. Dedim Serdar dedim gideceğimiz yeri biliyorsun. Tamam dedi, merak etme dedi. Ve yelkenlerimizi dikti. Onlarla bir de ilk deneme seyrine çıktık şeyde. Yelkenleri deneyeceğiz Marmaris Körfezi'nde. Hafif de bir hava var. Ama o hafif havaya rağmen yelkenler tekneyi götürüyor. Hatta rüzgarını kendi yaratıyor. Serdar dediydim bu yelkenler galiba. Senin diktiğin yelkenler. Dikti ve onunla 4 sene hiçbir sorunla karşılaşmadan seyahati tamamladık. Şimdi bütün benim bu denizcilik hayatımda şunu öğrendim. Tekneyi yapacak olan mühendis, tekneyi donatacak olan kişi, çalışacaklar. Eğer bunların deniz tecrübesi yoksa, denize çıkmamışlarsa, kendi tekneleriyle böyle uzun bir seyre, uzun seyirlere çıkmamışlarsa bunların yaptığı işler eksik oluyor. Ne yazık ki öyle. Şimdi bu yelkencilerde de böyle, yelken yapanlarda da, yelken dikenlerde, yelken imalatçılarında da Serdar'dan o veyahut da işte bu UK Sales'in ekibinden ben onun için güvendim onlara başlangıçta. Hep görüyorum uzun seyahatlere çıkıyorlar. Bütün Ege'yi kendi teknesiyle geziyor. Orada çalışanlar her hafta sonu tekneyle yarışlara katılıyorlar. Uzun yarışlara katılıyorlar. Denizdeler yani. Denizde bir tekne nasıl yelken altında yürür? Yelken nedir? Onu biliyor. Yelkenin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yelken bizim, yelkenli teknede her şey. Yelken teknenin motoru. Teknenin yürütücü gücü. Yelken olmadı mı gittin, bittin. Hiç yani yelken okyanusun ortasında yelken patladı, yırtıldı, tamir edilemeyecek durumda. Yedek yelkenin var, belki o yedeğini koymuştun, yedeği yırtıldı. Yani büyük felaket. Ne yap? Yani perişanlık. Hiçbir zaman hani çağırıp birini işte bir tarafa demirleyip gel benim yelkenlerimi tamir et, değiştir, yenisini koy deme şansın yok. Onun için yelkenleri denizde yaşamış, denizde yelken önemini bilen, yelkenin bir tekne için ne kadar hayati bir parça olduğunu, malzeme olduğunu bilen kişilerin yaptığı yelkenlere güveniyorum ben. Öyle kişilerle çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten yani bu benim de bulduğum bir şey değil. Benim işte sadece söylediğim bir konu da değil. Bütün denize çıkanlar, uzun yol yapanlar hepsi bu konuda hemfikirdirler. Yelkenlerin işi dikişli. Sadece yelken dediğin, yelkenin bezi de değil. Yelkenin dikişinde kullanılan ip, ondan sonra köşelerde kullanılan katlar, üzerine konulan matafyonlar, makaralar, her şey o kadar önemli ki. Çünkü o yelkenin üzerinde inanılmaz derecede yük oluyor. Yani bu şeyde işte en son seyahatte Antarktika'ya giderken o Güney Okyanusu'nun ortalarında yani artık oraya deniz demek bile yani benim gördüğüm kadarıyla bildiğimiz denizlerden farklı bir şey. Dağ gibi yani Alp dağlarına benziyor, Toroslara benziyor, bir dağ ortamı gibi. Rüzgar değil yani böyle bir şey, afet gibi bir şey. Yani bir rüzgarın hiç durmadan günlerce 45-50 knot yani estiği olabilir mi? Yani şey değil yani ufacık bir yelken bile, ufacık bir üçüncü camadandaki yelken bile tekneye çok fazla geliyor. Kuru direk dahi yani fazla geliyor. Yani bu yani şey değil, abartma değil. Ben
dikiş yapmasını, tamir etmesini, güzel o şey yerken işte zikzak dikişler elle nasıl yapılır, yama nasıl yapılır, ondan sonra köşeler şey olduğu zaman, tiftiklendiği zaman onlar nasıl tekrar dikilir, onları biliyordum, yapıyordum. Ama bu 4 senelik seyahatte hiç elime şey almadım, o yelkenci takımlarını almadım. O melekemi de kaybettiğimi geçen gün fark ettim. Bir şey dikmem gerekiyor, dikmeyi unutmuşum. Her neyse, gayet güzel bir seyahat yaptık yelkenlerimizde. Ama her şeyden önce işte denizi bilen, yaşayan, kendi teknesiyle seyir yapan, işte havaya giren çıkan, uzun yol yapan, gece yatıp kalkıp seyir yapan kişilerin yaptığı yelken de başka oluyor, tekne de başka oluyor. Ben bunu bilir, bunu söylerim.